Efendim ben Melih Slow ve karşınızda The Long Dark Hedef 500 serimizin pis yeni bir bölümü daha. Heh, şöyle bir giriş yapalım ya artık, değil mi? Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Geceyi, şu an gece oldu, uyumama uyuyup kalktım. Uyandım ve gece. Biraz o konuda sıkıntılarımız var. Gece yolculuğu yapacağız gibi duruyor şimdilik. Öncelikle bir karnımızı doyuralım. Yolculuğa çıkmadan önce. Yine su sıkıntımız var. Okey. Onu halledeceğiz. Kıyafetlerimizde bir sıkıntı var mı? Hızlıca bir ona bakalım. Çok büyük bir problem yok gibi gözüküyor. Ve buradan gidelim. Okey. Büyük bir ışık kaynağım yok ama burada da her şeyi aldığımı düşünüyorum. Ha, kıyafetlerin... Ha, doğru, kumaş alacak mıyım ben burada? Pekala. Biraz kumaş alalım. En azından biraz kumaş alalım. Base'i de götüreceğiz ya. O yüzden ihtiyacım olabilir. Hatta şu sandalyeleri falan da kıralım diyecektim. Kırarız. Işığımız var. İlk başta ışık olması yeterli benim için. Bu bana kumaş getirmiyor. Pekala. Başka. Şu perdeleri iyice alalım. Bizim base'e götürdüğümüz zaman bayağı bir kumaş şeyimiz olsun. Bir kumaş stoğumuz olsun base'de. Bir de sonuna onunla uğraşmayalım. Güzel. Burada perde var. Tuvaletteki suyu aldık mı biz daha önce? Tabii, kaçırır mıyım? Bırakır mıyım hiç? Havluyu da al. Var mı başka bir şey? Bir havlu daha var. Al abi onu da. Bayağı bir kumaşım oldu. Tamamdır, artık çıkabilirim. Yolculuğumuza başlayalım. Gece gece mus avlayabilecek miyiz bilmiyorum ama bakalım, biraz topladığım sandalyelerden şey olacaktır. Mus avlarsak ateş yakacak şeyimiz, zımbırtımız olacaktır. Bakalım gece gece bulabilecek miyiz? Şu binaya girdim mi hatırlamıyorum. Hatta şu arabayı da bir girdiğimi hatırlamıyorum. Bir bakalım ya. Girmişim ben buraya. Pekala. Bagajına baktık mı? Bakmışız. Çok güzel. Karanlık biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ben de çok az görüyorum şu an. Şu anda çok büyük bir ışık kaynağım da yok. Benim benzinim var mı ya acaba? Ha, almışım ben bunu. Pekala. Var mı burada bir şey? Pek yok. Pekala. Meşale yapacak benzinim var mı acaba ya? Bulduk mu hiç benzin? 0.10'luk benzin bile yeterli. Yok, benzinimiz yok. Yapacak bir şey yok. Biraz gece yol kat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aslında biraz daha zaman geçirip belki gündüz yolculuğu deriz ya. Ben şuraya da bir bakalım da. Buradaki arabalara bir bakalım. Bu arabalar sonradan gelebiliyorsunuz. Son güncellemeyle falan eklendi. Haritada biraz değişiklikler var. Tekrardan haritaların üzerinden biraz daha içeriklerinin bol olması için, hikaye modu için elden geçiriliyor. Aynı gizemli gölde olduğu gibi. Yırtık gün kaşkol. Pekala. Burada hiçbir şey yok. Bagajda bir şey yok.
Yani Roma'da zaman geçirelim ya. Bakayım burada bir şeyler var mı? Pek de yok. Pekala. Birazcık zaman geçirelim. 3 saat bir zaman geçirelim. Evet, 3 saat zaman geçirelim. Ya dışarıda su yapacaktım ben. Hala da yapmaya niyetim var bu arada. Nasıl yapacağız diyorsanız, şunun yardımıyla yapacağım. İyi ki bitimiz varmış, güzel. Yani burada su yaparız, ateşi hallarız, buradaki kalasları falan alırım ben buradaki ateş devam ederken. Bu ateş bölümünden süreceğini zannetmiyorum. Rahatlıkla burada işmal edebilirim. Daha sonrasında Şafak'ta Muğuz'a gideriz efendim. Tekrardan o ağaçlık ormana gideceğim. Sabahın ilk ışıklarıyla o Muğuz'u avlayacağız. Ben burada biraz dikiş falan da dikebilirim ya. Kumaşım var ya. Beşinci. Oha, hipotermi. Hala mı soğuk? Rüzgar bloğu sağlasam bir şekilde olacak da ne yazık ki sağlayamıyorum. Bu ateş denince sıcak değil. Neyse, en azından suyumuzu halledelim ya. Ha, ısınmaya başladık, güzel. Şu an rüzgar direncimiz var değil mi? Evet. Şu paleti kıralım abi. Bundan istifade. Suyumuzu içelim. Şurada bir 2 saat uyuyor. Hala devam ediyor, pekala. Şimdi benim kıyafetler donmuyor değil mi? Çok güzel. 90, 50. Bunu bir dikelim. Güzel. Oo, bayağı sıkıntı. Ama onaracak malzemem var. Hadi bakayım. Çok güzel. Güzel. Bu berbatmış. Bunu da hemen halledelim. Akşam oldu bu arada ya. Bu nedir arkadaş? Neyse, ben gidiyorum ya. Benim suyum falan da var zaten. Değil mi? Karnım tok, sırtım pek. Gidiyorum ben. Odunum var mı benim? 9 tane odunum var. Çubuklu topları sıkıntı olmaz. Gidiyorum ben. Gelse gider, gitmeden önce bir şey yapayım bari dur. Bir saniye. Hem karnım aç,
Şu fasulyeyi pişirip yiyelim. Bir yanına meşale alayım. Böylelikle yani ısı bonusu artı. Bir de meşale olunca ekstra 4 derecelik ısı bizi bayağı bir götürecektir. Yani öyle bir taktik yapalım. Yanımızda kahve de varmış. Kahveyi de içerim. Suyumuzu da içerim. Evet, artık neredeyse 2 derece, 1, eksi 1 derece. Çok güzel. Üşüme seviyemizi eksili yani çift haneli rakamlardan 2'ye 1'e falan düşürdük. Şurada bir parça odun var. Aslında buraya gelmişken buranın haritasını çizmemek olmaz ya, değil mi? Bende kömür var mı? Pekala, varilde 3-5 saat geçecek ya. Ben tekrardan buraya gideceğim nasıl çizmeye. O varilden kömürleri alırım. Okey. Doğru, çünkü bayağı bir kömür birikecektir. Hatta belki mum sallayıp direkt buraya da gelebilirim. Bilmiyorum. Bakalım. Evet. Şu an yine biraz bende bir yorgunluk var. Biraz hani durgun olmamın sebebi bu arkadaşlar. Twitch.tv/menetçitov adresinde canlı yayın yapmıştım. Yani güzel oyundan devam ediyor. Bu hafta biraz temizlik yapıyoruz efendim. Halihazırda yarım kalan Lord of the Rings The Battle for Battle Earth'ı oynuyorduk canlı yayınlarda. Minas Tirith Savaşı'nı da oynadık. Artık kara kapılara dayanacağız. Bir sonraki çarşamba günü olacak yayında. O oyunu bitirmiş olacağız efendim. Son görevini yapıp hikayedeki. Ardından bu hafta yine özellikle Salı ve Cuma günü oynayacağım. Yani yayının ilk etabında oynayacağım şeyler var. Darkwood serisi var. Tabii ki de Darkwood serisini biliyorsunuz. YouTube'a da geliyor tekrarları. O kaldığımız yerden devam edecek Darkwood. Eğer hala bir merakınız falan varsa bir seriye göz atabilirsiniz. O seri tekrardan bitirmek üzere gelecek. Darkwood nasıl bir oyun dersiniz? Üstten izometrik bir bakış açısı var. Kuş bakışı bir açısından oynuyorsunuz oyunu. Bir korku oyunu. Bağımsız bir yapımcı tarafından yapılmış. Korku demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani oyunda korku mekanikleri var ama oyunun hani odağı hayatta kalma, loot yapma ama biraz korkunçlu bir ortamda geçiyor efendim oyun kendisi. Oyunun mekanikleri olsun, atmosfer olsun, oyun gerçekten de güzel bir oyun. Ki ben korku oyunlarından nefret eden birisi olaraktan ben bile Darkwood'u sevdim. Keyif aldım oynarken de alacağımdan eminim. Ama biraz hani canlı yayınlarında çok fazla talep olmuyor. Türkiye'de de açıkçası Dark Souls oynayan çok nadir kişiler vardır. Hani bilen bu nedir falan filan diye bakıp bilen çok nadir kişi vardır. İçerik üreten çok nadir kişi vardır. Yani herkes tarafından da sevilecek bir oyun değil açıkçası. Ama göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer o tarz oyunlar sizi böyle hani bu Atari gibi falan filan diye hani oyunun grafikleri sizi rahatsız etmeyecek tarzda ise oyunun diğer özellikleri bayağı dolu dolu. Efendim yani dolu dolu bir oyun yani. Güzel oyun. Yapımcıları da şahanedir. Yes. Sonunda. Bakalım. Tüfek seviyemizin 4. seviye olması. Yani vurduğumuz zaman ekstra damage vurabilmemiz. Ben bu mouse'u bu tarafa çekebilir miyim acaba ya? Nasıl çekeceğim ki gerçi? Bu mouse'u bir de karşıdan vurmak istemiyorum. Traktörün yanına vurmak istiyorum ben mümkünse. Şu açıdan vurursak belki ölmezse bile traktöre koşabilirim diye düşünüyorum.
taktiğimi oluşturdum. Doğru açıdan doğru bir şekilde vurmaya çalışacağım. Ölmezse topu. Derken çok rahat bir şekilde tek attım. Arkadaşlar muz bu şekilde avlanır. Ey yavrum ey. Şimdi dayıcım, senin bütün etini almamın pek bir mantığı yok aslında hani. Ama birkaç kilo etini alacağım. Postunu ve alalım bakalım bunları. Berbat derecede kokacağız bu arada. O berbat derecede kokmadık. Beklediğimden hafif kokuyoruz ha. Pekala. Bu arada deriyi yanımda taşıyacağım ama şeyi yanımda taşımayacağım. Bağırsakları yanımda taşımayacağım. Bağırsakları şeyde bırakırım. Deriyi yanımda taşıyacağım. Deriyi bizim ana base'e götüreceğim. Bağırsak ihtiyacım olduğu zaman tekrar ahırdan sen oraya biliyorsunuz tavşan derisi falan da bırakmış olmam lazım arabanın yanına. Onları halledeceğiz. Umarım kurtlar çıkmaz karşıma. Gerçi kurtlar çıkarsa da birer bağırsak veririm ya. Verme harcamaktansa bağırsak vermek daha mantıklı olacaktır. İlk etapta. Şu tepeyi açarsak zaten şeyi göreceğiz. Ahırı göreceğiz. Ben yine ne olur ne olmaz koktuğum için hazırlıklı olmakta fayda var. Tüfeği elime alayım. Çantamızın şeyi geldi. 10 günlük bir kuruma süreci var. Bu derinin. Yavaştan artık base'imize gideriz. Diğer sizin belirttiğiniz muz lokasyonlarına gideriz bu kururken. Çünkü bir deriden de bir zırh yapmak istiyorum. Hatta hani öldürebildiğim kadar öldürmek istiyorum yani. Aksesuar olarak da çanta, aksesuar olarak da çok güzel bir item olur. Aksesuarını yaparız. Yedek böyle hani o kıyafeti giyecek gibi duruyorum şu an. Ağır bir ceket olmasına rağmen o kıyafeti giyerim ben. Çünkü verdiği armor falan çok çok iyi. Ben biliyorsunuz kurtlarla falan da çok cebelleşen bir insanım. O yüzden ne kadar armor o kadar iyi yani. O kadar hoştur, güzeldir. 25 armor falan veriyor yani bildiğin absürt veriyor yani. O yüzden yani iyidir, hoştur. Burada kömür var mı? 20 kömür. Hey yavrum ey, güzel. Oha post 5 kilo lan. Hay maşallah. Şu ateşi bir yakalım da. Oo, %75. Pekala. Yapacak bir şey yok. Yani. Güzel oldu ya. Güzel. Etlerin hepsini almayacağım. Neden almayacağım? Hani alabilirim aslında stoklarım. 500 günü geçirmek de bana bayağı bir faydası olacaktır o etlerin ama yani gereği yok. Yemek stoğumuzdan beşli bizim 18 kiloluk bir yemek stoğumuz var zaten. Üzerine kapıda bıraktığımız bir sürü balık var. Açıkçası balık tutmak benim için daha önemli. Hem level kasmak açısından. Leş toplama yeteneğimiz de full olduğu için, yemek pişirme yeteneğimiz de full olduğu için çok büyük bir şey ifade etmiyor. Bir 3 kiloluk yemek aldım çünkü karnımı doyurmak istiyorum. Yani etini yemezsek de olmaz şimdi. Amerikan geyiği vurmuşuz yani. Olmaz yani. Şuna baksana löp et ya. Bildiğin ziyafet yani. Şimdi üzerine bir de ben bir kuş burnu yaparım. Keyif çayı. Oh. Ben bu arada burada uyuyacağız sanırsam ya. Burada uyur muyuz? Uyuruz ya. Zaman geçelim ben. Daha sonra base'e böyle gitmediğim bir rotadan giderim. Hani çizmediğim bir rotadan giderim. Base'i çizerek
Haritayı çizerek B'ye doğru ilerleriz. Biraz şey yapmış ama olsun. Yakmış ama olsun. Gider gider. Ye. İki tanesini direkt fulluyor ha bu arada. Güzel. Ben kuşbunu içecektim ya. Yine de içeceğim. Ver abi kuşbununu. Ver. Üstüne bir keyif çayı içeceğiz dedik. Güzel. Tamamdır. O kurusun burada. Ben burada bu geceyi geçiriyorum. Geceyi geçirmeden önce üzerindeki bir kıyafetlere bakacağım hızlıca bir. Yapabileceğim bir şey var mı ona bir kontrol edeceğim. Pek yok gibi duruyor. Bunu tamir edebilirim. Ederim. Dikiş itinimiz hala 5. seviye olmadığı için bu tip işler yapmakta fayda var. Arada sırada. Ha pantolon var değil mi eksik? Onu da bir tamir edelim. Suyumuzu içelim. Bir 11 saat uyuruz efendim şimdi biz burada. 12, 12'de de uyuyabildiğin kadar uyu işte. Ve sabah. Ama fırtına var. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Suyumuzu içelim. Ateş yakalım. Çay may pişireceğiz. Bir şeyler yaparız. Hem ateş yakarak ateş yakma skillimizi de arttırıyoruz. Şey olarak yani. Level olarak arttırdık da hani bir rozet var ya. Rozetleri açmak için 10 bin tane falan ateş yapmak gerekiyor. Değil mi? 10 bin miydi ya? 1000'di herhalde ya. 1000'di. 1000'di. 10 bin çok fazla lan. 10 bin lira. 1000'di. Hem bir rozetlere bakalım ya. Hem bir rozetlere bakalım ne durumda. Ben normalde rozetlerin hepsini açmıştım arkadaşlar. Ama bir patch'ten sonra bir septum falan benim rozetlerin hepsi gitti. O yüzden öyle bir sıkıntımız var. Tekrardan yani en azından açmak elinden geldiğince açmak istiyorum. 500 gün hayatta kaldım. Okey. Bütün oyunlar için geçerli olduğu için bu. Neredeyse bu bitecek zaten. Bu seri bitmeden rahatlıkla biter. Ateş ustası. Yaklaşık 300 tane ateş yakmışım. Daha çok var. 700 tane kibrit mi bulacağım falan yani. Karlı yürüyen de bitmek üzere zaten. Güzel. Achievement'ları tamamlıyorum. Yani bunları yaptım biliyorsunuz. Avlanan birinci ve ikinci bölümler YouTube kanalımda mevcut. Umutsuz Kurtuluş da rotayı bulamayanlar için hazırlamıştım. Birinci ve iki, yani iki bölüm şeklinde çektim. Birinci ve ikinci bölümü çektim. Sis ve Göçebe biraz kolay görevler olduğu için de biraz da size bıraktım onu. Hani onlarla ilgili içerik yapacağımı zannetmiyorum. Yani durum hala aziyet bu. Vaziyet bu. Şurada ben bir... Bende bileme taşı var mı ya? Bıçak falan bilesem. Yok. Pekala. Bir şey hazırlayabiliyor muyum? Yok. O zaman çay yap. Daha su ayarlayalım. Neyse bir daha yakalım ateşi ya. Hiç fark etmez. Hala dışarıda fırtına var çünkü. Böylece 301. ateşimizi yakmış olduk. Hadi bakalım. Come on, little fire. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde öyle yoğun bir tempo olacaktır. YouTube'da biliyorsunuz Kingdom
Ve Finding Paradise gelecek. Finding Paradise hala yüklemedim. Fırsat bulamadım da en azından şu videoları biraz yetiştireyim. Stoklayayım. Long Dark ve Kingdom serileri gelmeye devam etsin. Kingdom'la 3. haritaya geçtik. Hala ölmedik. Ölünce bırakacağım bu arada. Hani illa 5'ini göreceğim, 5'ini yapacağım tarzında bir şey yapmaya bir niyetim yok. Kingdom serisini öyle bırakacak. Canlı yayınlarda olsaydı bak canlı yayınlarda bayağı oynardım ya Kingdom'a. Bayağı oynardım yani. Neyse basit değilmiş. Şimdi yavaştan ne yapacaktım? Kaynattığım suyu şey falan. Erittiğim suyu kaynatacağım. Bu kadar. Yapacak bir şeyim yok aslında başka. Birkaç tane meşale alayım ya yanıma. Niye daha önceden almadıysam böyle. İki tane meşale alayım da. Yarım da olsa ışık kaynağı lazım olabiliyor bazen. Hani etrafı görmek için. Arabaya gireyim abi. Bir saat uyuyor. Bir saat daha bir şekerleme yapalım. Abi bu arada fırtına geçmez oldu ya. İki bölümde ne bu? Anlamadım yani. Geçmiyor fırtınalar ya. Bitmiyor. Bu nedir? Dün de vardı. Musa'nın açıklamadan önce de vardı biliyorsunuz. Orada bir bok görmüyorum ya. Okey. Şeyi almam lazım çünkü. Aldın mı postu ya? Postu almamış olmam lazım. Aldın mı postu? At. Onun post nerede? Post burada değil mi abi? Ne demek değil ya? Onun post nerede? Fuck? Bir dakika. Ne demek post yok ya? Bir dakika, envanterime bakıyorum abi. Post 5 kiloydu zaten biliyorsunuz. Ağırlığa seçtiğim zaman görmem lazım. Göremiyorum. Üzerimde değil. Meşalemi yakıyorum abi. Hemen ışık kaynağımızı kullanalım. Bunu dinlemek yok ya. Bir dakika. Siz hayırdır ya? Oğlum oyun buga mı girdi ya? What the fuck? Buraya bıraktım işte bak bağırsaklar burada. Buraya bıraktım tam şuraya bıraktım. Ha burada tamam. Pardon. Niye buraya bıraktıysam? Ben şuraya bıraktım sanıyordum. Tamam, çözdük. İyi tamam sıkıntı yok. O kadar avladım ya daha şey yapacağız. Uğraşamam bir daha. Ceket yapacağız. Çanta yapacağız. Ne demek yok. Kokuyor muyum? Kokmuyorum. Tertemiz. Çok güzel. Şimdi dediğim gibi yavaştan harita çizerek gideceğiz. Yani bu yola çıkıp yola çıkalım bir önce. Aynen bir ana yola çıkalım. Bu arada hani muz derisinden kıyafet hani açıkçası bana göre şu an için şeyden daha iyi. Ayıdan daha iyi. Evet ayı daha fazla sıcaklık veriyor. Birer derece daha fazla sıcaklık veriyor. Hatta belki iki veriyordur bilmiyorum ama. Ayıya göre çok çok daha iyi bir armoru ve şeyi zırhı var. Ayı postundan 1 kilo daha hafif. Ve tek bir posttan yapılıyor. Hani ayı postu için, kürkü için 2 tane post lazım. Bunun için 1 tane. Hemen kontrol ederim. Öyle görmüştüm çünkü ben. Bir. Yani bunun tamiri de bir bizim için kolay. Hani bir post ve tamir için 3 ayı vurmam gerekirken bunun için 2 ay, 2 tane geyik vurmam gerekiyor. Gayet kullanışlı, gayet güzel yani. O yüzden çok avantajlı, güzel bir hayvan olmuş kendisi. Güzel kıyafetler buldum bu arada. Oo, pekala, bu da olur. Şunu şuraya koyalım. Şöyle bir resimle çizelim bakalım. Bir doğa manzarası çizelim şöyle.
Tamamdır. Şimdi şu yol üzerinden mi, nehir üzerinden mi gidelim? Evet, yol köprüyü çektim mi ben? Yok, yoldaki köprüyü çekmemişim. İlginç. Izrak köprüsü almadım mı ben ya? Bu Izrak köprüsü değil mi? Bu nehirden yukarı çıkıp sağa doğru gideceğiz işte. Bizim mantıkaya doğru. Biraz yolda odun falan toplarız. Odunları bizim balıkçı kulübesine bırakacağız. Bana yine fırtına başlayacak deme de. Düş köprüsüymüş burası. Pekala. Ama sis geliyor ya da fırtına geliyor. Bir şey geliyor. Bakayım bizim şey işi biraz yattı. Resim işi biraz yattı ama en azından biraz güzel harita çıkardım. Tatlı Vadi etrafının güzel haritasını çıkardım. Şurada da bir resim çizelim. Şu an neredeyim? Şuraya mı? Şuraya çektim. Okey. Okey. Oğlum korktum lan. Ona bakarken şunu gördüm. Hangini sallıyor lan? Ben kulaklığı yanlış mı taktım? Bir dakika dur. Evet, kulaklığı ters takmışım. Bir saniye. Ses ters taraftan geliyor çünkü. Evet, kokuyoruz bu arada ya. Bunlar direkt bana geldiğine göre. Sizinle hiç uğraşmak istemiyorum ya. Kusura bakmayın ama. Lan nereye geldim? En azından izimi kaybetmiştirmişim de diyecektim. Bayağı bir saçma sapan bir yere gelmişim. Bu arada. Oo shit. Bayağı yüksekten düştüm. Bir hemen kontrol yapmam lazım. Yok. O düşüşten elim burkulmuş. İlginç. Ayağım burkulmasını beklerdim. Kokuya geliyorlar baksana. Bir koku var yani her türlü. 5 kiloluk deri taşınca. Neyse en azından rotamın önünde değiller. Ben yukarı çıkmak istiyorum. Ben yukarı çıkmak. Ben tam olarak neredeyim onu da bile karıştırdım şu an ya. Dur şu kurtlardan bir izimi kaybettireyim de. Sanırsam yukarı çıkmam gerekecek ya. Değil mi? Oğlum salsanız artık ya. Ne? Oğlum sen nasıl geldin buraya? Şan! What the fuck? Hepsi gelir artık. Teleportlandı yukarı ya. Çok fazla sar yemedik en azından. Abi
Abi bir saniye bir harita çizebilir miyim? Buradayım. Herhalde. Tamam. Buradan gideceğim. Karşıya geçeceğim. Sistem karşıda şurada olacak kule. Pekala. Karşıda şuradan geçeceğiz. Pekala. Şurası göl oluyor o zaman. Biraz tersten gitmişiz. Sıkıntı yok. Ha, kıyafetlerimizi de kontrol edelim. 75. 50'nin yırtılması çok benim için mühim bir şey değil. Pekala. Şunu yapacağız o zaman. Bir kuş bunu içer mi canım? O kadar hazırladık. Bizim 5'te 20 mermi var. Şu an silahımda 4 mermi var. 24 mermimiz var toplamda. Yani çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak yine de kullanmamakta fayda var. Demek ki kurtlar neydi öyle ya? Salmıyor arkadaş. Canım da yarıya düşmüş durumda. Hipotermal riskimiz %20'lerde. Umarım doğru yolda gidiyorumdur. Doğru yoldayım ya. Bu konuda çok fazla şüphem yok. Şu yoldan gidersem şöyle. Vardı orada. Kahve var mı? Kahve çok iyi olur. Kısa bir süre daha koşmamız sağlar. Bir dakika, ben neredeyim ya? Shit. Yol var burada. Bu yol ne yolu ya? Vallahi kaybettim yolumu. Dur bakayım. Ben yukarı çıkmadım mı ya? Yaptım çok saçmalık yalnız. Ben neredeyim? Burada mıyım ben? Yolumu karıştırmışım ben ya. Shit. Kötü, kötü. Yolumu karıştırmışım.
He? Bu civarda da yapabileceğim şeyler var. Ama uyuyacak güvenli yer bulmam lazım. Bu geceyi sanırsam şeyde geçiremeyeceğim. İstediğim yerde geçiremeyeceğim. Bu köprü hangi köprü onu da bilmiyorum ya. Şurada öyle bir şeyler var. Öyle bir bakalım. Tahmin ettiğim yer değil burası. Burası neresi abi? Ya en kötü ihtimal şu yolu takip eder ki benim eve ulaşırım da. Yol biraz uzun. Rotermer riski %9. Benim bir yerde kamp yapmam lazım yani mümkünse. Yemek sıkıntım yok da şu eti yiyelim. Toplayabildiğim bütün çukurları toplayacağım yolda. Oha, vurduğum kurt var bu. Ben de bir şey sandım ya. Katlemit. Bir mağara, bir şey, bir yol, bir tabiat. Abi. Şu yoldan gidelim bakalım. Birazdan yola doğru gideceğim. Yoldan gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bir ateş yakarım bir yerde. Isınıp ilerlerim. Çay, kahve. Kahve de kalmadı herhalde bende ya, değil mi? Evet, çayımız var ama. İşte bir tane kamp yapacak yere ihtiyacım var. Oha, ben nereye geldim? Oha! Ben nereye geldim? Neyse, burası işimi görür. Buranın aslında ağır falan da gidebilirim de. Hiç gereği yok ya, ben burada kalırım. Ne kadar uzunum var? Ya çok da yokmuş ya. Şey, içeride uzun var mıydı burada ya? Dönüp dolaşıp ahıra mı geldim ben şimdi? Vallahi büyük başarı ya. Biraz bilmediğim yoldan gideyim dedim. Bildiğim. Başım dönmüş yani bildiğin. Geceyi geçecek kadar odunum yok. Ama bir kamp yapmak zorundayım ya. En azından birkaç saatlik bir uyku uyuyacağım pekala. En azından birkaç saatlik uyku uyuyacağım. Yak abi şunu. Yakabildiğim ateşin saati kadar uyuyacağım burada. Uyku tulumunu serip, çayımı içip biraz kondisyon kasmam gerekiyor. Daha sonrasında uyandıktan sonra muhtemelen şeye gideceğim. Durumum iyiyse eve gitmeye çalışırım. Durumum kötüyse, hava durumu da kötüyse çiftlik evine gitmeye çalışırım tekrardan. Neyse, en azından mouse salladık. Biraz saçmalık buluyorum. Yön duygularım bayağı boktanmış burada ya. Goddammit. Sadece çiftlik evinde, mesela çiftlik bölgesinde kayboluyorum ya. Bozkurt Dağı'nda bile kaybolmuyorum ama burada kayboluyorum nedense. Ha burada... Heh. Yani. Ben bir de burada çayımı ısıtayım da. Sıcaklık bonusu ekstradan olsun. Sıcaklık ve dinlenme bonusu alalım bu çayla beraber. Bir 4 saatlik uyku uyuyacağım burada.
Böyle şu kondisyon biraz kendine gelecektir. Acil durumlarda yine bir acil durum şeyi kullanırım. Bu arada benim kurtlara herhangi bir şekilde münasebet girmem lazım. Kondisyonum çok çok azaldı. Evet. Kondisyonum bu kadar azken aslında gidebilirim ama riskli ya. Şimdi üşüyeceğiz falan filan. Hava durumu da iyiymiş aslında da. Ben yorgunuz. Biz yine biz şeyde kalalım. Ahırda kalalım. Gerekirse ben şeye giderim ben. Kendi evime giderim. Yani bir de aynı yeri biraz size göstermeyeyim. Kayıt dışı hemen bir eve doğru bir yolculuk yaparım. Bildiğim yoldan giderim. Haritayı çizerek giderim. Hatta bilmediğim yoldan gitsem bile haritayı çizerek giderim. Oraları gösteririm. Yani haritadan gittiğim yolu gösteririm size. Onu o şekilde hallederiz. Onun trafisini de öyle yaparız. Aa bir dakika ben çift 2000'e gelmişim. He. Okey. O da olur. Tamam başladığım yerde bitmemişim canım. Ben diyorum lan bu düş köprüsü değil miydi diyorum. Olur olur zaten ben şu yolu çizmemiştim. Burada çiftlik evini de çizmemişim ben. Oo, tamam iyi tamam. Güzel güzel. Toplayabildiğim bunları toplayacağım. Biliyorsunuz yakacaklar lazım oluyor. Neyse efendim ben burada bölümü sonlandırıyorum. Dediğim gibi bu gece çiftlik evine geçireceğim. Daha sonra bu biliyorum çıktığınız yer var yani normal benim klasik kullandığım yolu izleyerekten harita çizerekten oraları açacağım. Eve gideceğim. Oradan tekrardan bir durum değerlendirmesi yapıp bölüme başlarız. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.